Washington'dan iyi akşamlar. VOA Türkçe'nin EkoTürk için hazırladığı Stüdyo VOA ile karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Başkan Trump'ın tedavisi Beyaz Saray'da devam ediyor. Beyaz Saray'da yeterli imkan var mı? Başkan için hangi ilaç tedavileri uygulanıyor? Amerika, Başkan Trump'ın sağlığına odaklanmış durumda şu günlerde. Bugün programımızda hangi haber başlıkları olacak? Hemen onları sizlere hatırlatalım. Başkan Trump'la ilgili gelişmeleri ve Trump'ın Anayasa Mahkemesi adayı Senato Komisyonu'ndaki oturumuyla ilgili son bilgileri Begüm Dönmez Ersöz'den öğreneceğiz bugün. Son anketler ne diyor? Biden neler yapıyor? Fark açılıyor mu? Biden'ın seçim çalışmalarının nasıl gittiğini ve Beyaz Saray'la CDC'nin anlaşmazlığını Serhan Akif Akyıldız bize anlatacak. Aynı zamanda Biden'ın Türkiye ile ilgili yaptığı son açıklamaları da Serhan'dan alacağız. Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Trump'la Biden karşı karşıya gelmişti televizyon tartışmasında. Şimdi başkan yardımcıları kozlarını paylaşacak. Yarın akşam Pence ve Harris bir araya gelecekler. Özlem Tınaz da son detayları bizlere anlatacak. Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye ile katılım müzakerelerine ilişkin 2020'nin genişleme raporunu açıkladı. Tabii Türkiye'den tepki çekti bu rapor. Arzu Çakır da Paris'te bizi bekliyor. Son bilgileri bizlerle paylaşacak. Biz Başkan Trump'la başlayalım. Başkan Trump dün hastaneden Beyaz Saray'a dönmüştü. Tedavisine Beyaz Saray'da devam edilecek. Ama nasıl bir tedavi uygulanacak? Hala çünkü hastalığın emarelerini taşıyor ve çeşitli eleştiriler var. Begüm, Beyaz Saray'ın içindeki sağlık birimi yeterli mi? Hangi tedaviler uygulanıyor başkan için? Bize anlatır mısın? Serdar Cebe, biraz önce gelen Başkan Trump'ın doktorundan Beyaz Saray'ın paylaştığı yeni açıklamayı isterseniz aktaralım izleyicilerimize. Sean Conley yazılı bir açıklama yaptı. Doktor ekibi, sağlık ekibi Başkan Trump'ın bu sabah başkanla bir araya gelip bir durum değerlendirmesi yaptılar. Ve yapılan açıklamada Trump'ın durumunun iyi olduğu, başkanın artık semptom göstermediği, hastalığın belirtilerinin kaybolduğu ve dün artık evde dinlenmeye başladığı ifade edildi. Sonuçları iyi denildi. Oksijen seviyesi %95-97 seviyelerinde denildi doktorundan yapılan açıklamada. Başkan Trump'ın da özellikle bugün gün içerisinde de Twitter'dan epey yoğun bir şekilde bir Twitter mesaisinin olduğunu söylemek mümkün. Peş peşe mesajlar paylaştı Başkan Trump bugün. Dedi ki bir kez daha mevsimsel grip verilerini gündeme getirerek dedi ki her yıl bazen 100 bininde üzerinde kişi aşı olmasına rağmen bildiğimiz mevsimsel gripten hayatını kaybediyor. O zaman ülkemizi kapatıyor muyuz? Hayır. Bu griple biz yaşamayı öğrendik, tıpkı Covid'le yaşamayı öğrendiğimiz gibi diyerek Amerikalılar artık Covid'de yaşamayı öğreniyorlar şeklinde bir mesajı oldu. Hatta Twitter ve Facebook Başkan Trump'ın bu mesajını bir uyarıyla etiketleyerek, işaretleyerek bu tweet'teki bilgilerin doğru verileri yansıtmadığını belirtti. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi 72 saat Trump Walter Reed Askeri Hastanesi'nde kaldı. Biz de dün VOA Türkçe ekibi olarak oradaydık. Bir grup destekçisi de oradaydı Başkan Trump'ın. Şimdi Beyaz Saray'da tedavisi devam ediyor. Bugün hatta Trump'a verilen ilaçlardan bir tanesi Remdesivir ilacı, bir antiviral ilaç biliyorsunuz. Ebola virüsü için geliştirilmişti. Şimdi onun 5. dozunu bugün Trump Beyaz Saray'da alıyor. Şimdi Beyaz Saray'da evet bir tıp merkezi var. 7/24 açık bu tıp merkezi ve yaklaşık 30 sağlık personeli görevli. Başında da işte Başkan Trump'ın doktoru Sean Conley yer alıyor. Walter Reed Askeri Hastanesi'ndeki gibi yoğun bakım ünitesi ya da oradaki imkan burada olmasa da epey kapsamlı bir aslında tıp merkezinden bahsetmek mümkün. Rutin check-up, ilaç, resüsitasyon yani hastayı hayata döndürme gibi imkanların bulunduğu bir yer. Hatta Beyaz Saray muhabirlerinin de korona testleri bu tıp merkezinde yapılıyor. Fakat Walter Reed'de kalırken Başkan Trump doktorları dün yaptıkları açıklamada demişlerdi ki
Yani Beyaz Saray'da tedavisine devam edecek. Burada yapıp da orada yapamayacağımız hiçbir şey yok demişti doktorları. Yani orada da benzer imkanların olduğunu ifade etmişlerdi. Şimdi en son Başkan Trump'ın testi ne zaman negatif çıktı? Bu konuyla ilgili doktoru net bir şekilde cevap vermedi bu soruya. Bu önemli çünkü şimdiye kadar Trump'ın özellikle işte o negatif çıkan testten sonra pozitif çıkan test arasında kimlerle tam olarak temasta bulunduğunun belirlenmesi hastanın temas takibi açısından, filyasyon çalışmaları açısından diyelim önemli. Trump peki ne zaman sahaya dönecek? Dün hastaneden çıkar çıkmaz Beyaz Saray'a gittiğinde paylaştığı tweette demişti ki ben hemen seçim kampanyasına başlayacağım. Fakat doktorları da özellikle seyahat konusunda ne zaman seyahat edebilecek ki buna bakacağız demişti. Başkan Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden'la 15 Ekim'de de televizyon tartışmasına karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Tartışma yapılabilecek mi? Trump ben hazırım dedi ama doktorların değerlendirmesini de zannediyoruz. Beklemesi gerekecek ki bakalım ayrıntıları yine aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Son gelişmeler böyle Başkan Trump'ın sağlık durumuna ilişkin. Begüm, tartışılan konulardan birisi de Trump'ın Anayasa Mahkemesi'ne atayacağı üye. Şu anda daha adaylık aşamasında. Senato'daki komisyonda, Adalet Komisyonu'nda ne zaman çıkacak, ne zaman orada sorularla karşı karşıya kalacak? Trump yönetimi aslında tabii bu süreci seçimden önce tamamlamak istiyordu. Seçim sırasında seçimin tartışmalı olması halinde bu senaryoya karşı işte Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelirse bir takım dava dosyaları orada eşitlik olmasın, 4-4 gibi bir durum olmasın diye bu süreci seçimden önce tamamlamak niyetindeydi. Fakat şunu söyleyeyim, geçtiğimiz cumartesi günü işte Başkan Trump'ın Anayasa Mahkemesi yargıcı adayını açıkladığı gün oradaki etkinliğe katılan pek çok cumhuriyetçi senatör de vardı. İşte 3 cumhuriyetçi senatör, hatta ikisi işte Senato'nun Adalet Komisyonu üyesi. Şimdi o senatörlerin de COVID olmuş olması, korona testlerinin pozitif çıkmış olması acaba bu Anayasa Mahkemesi sürecini de geciktirebilir mi sorusunu gündeme getirmişti. Fakat cumhuriyetçiler anladığımız kadarıyla bu süreci başlatmaya kararlılar, ısrarlılar. 12 Ekim bunun için verilen tarihte Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, aynı zamanda Senato Adalet Komisyonu'nun başkanı, saat 9'da sabah 12 Ekim'de komisyondaki oturumun başlayacağını açıkladı. Dolayısıyla Cumhuriyetçiler daha önceden belirledikleri takvimde ilerlemekte kararlı gibi görünüyorlar. İki cumhuriyetçi senatörün COVID-19 teşhisi konulmuş olmasına rağmen. Bakalım, dediğimiz gibi şimdi Amy Barrett aday göstermişti Başkan Trump. 12 Ekim'de sabah saat 9'da oturum başlayacak. İlk aşamada, komisyondaki aşama diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Begüm Dönmezer Söz'e teşekkür ediyoruz. Hemen diğer başkan adayı Biden tarafında neler yaşanıyor? Anketlerdeki son durum nasıl? Seren Akif Akyıldız şu anda karşımızda, ona geçelim. Seren, Biden biraz daha rahat gibi görünüyor. Seçim az bir süre kaldı. Tabii son anda her şey değişebilir. Amerika burası. Ne diyor son anketler? Biden neler yapıyor? Bize anlatır mısın? Serdar, Biden'ın seçim etkinliğine ve anketlere geçmeden önce Türkiye ile ilgili mesajından birkaç cümle bahsedelim. Joe Biden, Türkiye ile Yunanistan arasında NATO'nun aracılığıyla varılan uzlaşıdan memnun olduğunun mesajını veriyor. İki ülke arasında kurulan askeri mekanizmadan memnun olduğu mesajını veriyor. Bununla birlikte başkanlığın Trump'a çağrısı var. Joe Biden'ın, Trump'ın kendi deyimiyle Türkiye'nin provokatif hareketlerden kaçınması için Türkiye'ye baskı yapması çağrısında bulunuyor Joe Biden. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bir çağrısı var. Ayasofya'nın tekrardan müzeye dönüştürülmesi çağrısını yapıyor Joe Biden. Bununla birlikte bugüne bakacak olursak, Joe Biden bugün Pensilvanya'da seçim etkinliklerine devam edecek. Pensilvanya'da birlik ve beraberlik konuşması yapacağı belirtildi Joe Biden'ın.
bir kararsız eyaletlerden biri Pensilvanya'da. Son anketlere göre de Pensilvanya'da Donald Trump'ın önünde görünüyor Joe Biden. Dün de Joe Biden Florida'daydı. Bir diğer önemli eyalet seçim gecesinin başkanı belirleyebilecek eyaletlerden biriydi. Biri Florida'da, işte oradaydı. NBC televizyonun düzenlediği seçim programına katıldı. Koronavirüsüyle ilgili Başkan Donald Trump'la ilgili açıklamalar yaptı. Trump'ın koronavirüsüyle ilgili açıklamalarından hoşnut olmadığının mesajını verdi. Endişe edecek bir şey yokmuş gibi mesaj veriyor dedi Joe Biden, ancak endişe edecek çok şey var dedi. 210 bin kişi hayatını kaybetti koronavirüsü nedeniyle dedi. Başkan seçilmesi durumunda federal dairelerde maske takmayı zorunlu hale getireceğini söyledi Joe Biden. Bu arada Joe Biden'a bir destek de Michelle Obama'dan geldi. Hemen onu da hatırlatalım. Eski başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama bir video mesaj yayınladı. İşte o video mesajda hayatınız buna bağlıymış gibi oy kullanın dedi. Oy kullanma çağrısı yaptı Amerikalılara ve Joe Biden'a oy kullanmalarını telkin etti Michelle Obama. Anketlere gelecek olursak Amerikan CNN televizyonunun yaptığı anket dikkat çekici. Joe Biden'la Donald Trump arasındaki o ankete göre fark 16 puana kadar yükselmiş görünüyor. %50 Joe Biden, daha önceki anketlerde hiç bu kadar fark açılmamıştı. Dün bahsetmiştik. Reuters ve NBC'nin anketine göre Reuters'ın anketinde fark 10'du, NBC'nin anketinde fark 14'tü. Ancak CNN'in anketinde iki isim arasındaki fark 16 görünüyor. Peki eyalet bazında bakacak olursak, ki bunu hep söylüyoruz, eyalette de kazanacağınız delegeler başkanı belirliyor alacağınız oydan çok. İşte o eyaletlerden biri de Arizona. 4 yıl önce Başkan Donald Trump 4 puan farkla kazanmıştı Arizona'yı. Ancak bu seçimlerde durum biraz değişecekmiş gibi görünüyor. Biden'la Trump arasındaki fark 8 görünüyor Arizona'da. Ki senatoya da bir kişi gönderecek Arizona bu seçimlerde. Orada da Demokrat ismin Cumhuriyetçi rakibi karşısında 11 puanlık bir üstünlüğü var. Florida'dan bahsetmiştik dünkü ankette. Biden öndeydi, ancak son ankete göre Florida'da da başa baş görünüyor Biden'la Trump. Şurada bir aydan az bir süre kaldı seçimlere. Anketler her gün kamuoyuna geliyor, Amerikan kamuoyuna. Ve ancak genel çevrede, ulusal çapta Trump liderliğini, Biden liderliğini götürüyor. Trump'la arasındaki farkı açıyor gibi görünüyor. Ancak eyaletlerdeki fark, ulusal çerçevedeki fark kadar açık değil. Serdar. Serhan, bir de koronavirüs vakalarına bakalım. Sen biraz önce de söyledin, 210 bin ölüm var. CDC ile Beyaz Saray'ın anlaşmazlığını görüyoruz. Özellikle takip konusunda, virüsün takibi konusunda. Nasıl görüyorsun son durumu, neler söyleyeceksin? Hemen yeni sayılabilecek bir gelişmeyle başlayalım önce. Beyaz Saray, koronavirüsün salgının şu sıralar Washington'da biraz merkezi gibi görünüyor. Ancak Pentagon, Savunma Bakanlığı Pentagon'dan da konuyla ilgili haberler var. Kıyı Muhafızı Komutan Yardımcısının koronavirüsüne yakalandığı açıklandı. İşte bu açıklamayla birlikte Pentagon'da Genelkurmay Başkanı Mark Milley'nin de dahil olduğu bazı komutanların kendilerini karantinaya aldığı açıklandı. Beyaz Saray'dan da konuyla ilgili açıklamalar var. Koronavirüsüyle ilgili iki çalışanın da bugün koronavirüsüne yakalandığı açıklandı. İşte Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC Beyaz Saray'a bir öneride bulundu. Virüsü takip edebileceklerini, virüsün nereden kaynaklandığını öğrenebileceklerini söyledi Beyaz Saray'a, ki bu teklifi doğrudan Robert Redfield yaptı, CDC'nin direktörü. Ancak Beyaz Saray Sağlık Kurulu buna yanaşmadı. CDC'nin bu arada yeni internet sayfasında yayınlanan koronavirüsüyle ilgili bilgiler var. Orada da dikkat çekici bir iki unsur var, ki o unsurlardan bir tanesi koronavirüsünü önlemede, yayılmasını önlemede insanlar arasındaki mesafenin önemi, yaklaşık 2 metre olması telkin ediliyordu. İşte bu mesafe özellikle kapalı alanlarda ve havalandırması iyi olmayan yerlerde bu mesafenin daha da uzak tutulabileceği belirtiliyor CDC'nin yayınladığı yönetmeliğinde.
Bununla birlikte ölümle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bini aşmış durumda. Bazı kaynaklara göre vaka sayısı da 7,5 milyonu aşmış durumda Amerika'da. İşte Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde Bulaşıcı Hastalıkların Merkezi'nin başındaki isim Anthony Fauci'den uyarı geldi. Anthony Fauci ortalama 44 bin yeni vaka oluyor dedi Amerika'da. İşte bunu 10 bine düşürmemiz lazım dedi. Ancak bu sayı 10 bine nasıl düşecek? İşte cevaplanması en zor sorulardan bir soru bu Serdar. Seren Akif Akyıldız, teşekkür ediyoruz. Yine Amerika'nın gündeminde olan konuları bize aktardı Serhan. Hemen Özlem'e geçelim. Çünkü Özlem Tınaz da önümüzdeki gün, yani yarın Mike Pence ile Kamala Harris'in karşı karşıya gelmesiyle ilgili detaylar var. Şimdi başkan yardımcıları duelloda bir araya gelecek ve koronavirüs salgını gölgesi altında yapılacak bu tartışma. Özlem, neler bekleniyor bu tartışmadan? Serdar, geçen hafta Başkan Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın ilk kez televizyon ekranlarında karşı karşıya geldiği ilk tartışma programının ardından bu kez gözler yarın Salt Lake City'de olacak. Başkan yardımcısı Mike Pence ve Demokrat başkan yardımcısı adayı Kamala Harris yine canlı yayında karşı karşıya gelecekler. Ama evet, koronavirüs salgının gölgesinde geçecek bu tartışmada. Hatırlamak gerekirse geçen hafta Trump-Biden tartışmasından sadece birkaç gün sonra Trump'a yapılan koronavirüsü testi pozitif çıkmıştı ve Demokrat cephede endişeye neden olmuştu bu. Her ne kadar tartışmanın başında tokalaşmadılarsa ve aralarında belli bir mesafe olmuş olsa da Biden'a bulaşmış olması ihtimali üzerine Biden seçim kampanyasına seyahatlerine negatif sonucunu görmeden çıkmamıştı. İşte bu yüzden üstelik de Trump'ın çevresindeki bazı kişilerin de virüse yakalandığı ortaya çıktıktan sonra bu tartışma büyük bir risk olarak görülüyor. Ki şunu da hemen ekleyelim. Pence, Trump'ın koronavirüsü testi pozitif çıkmadan sadece 2 gün önce onunla bir araya gelmişti. Ve bu nedenle de olağanüstü önlemler alınıyor bu tartışmada. Bunlardan biri adaylar ve moderatör USA Today Washington bürosundan Susan Page arasına plastik ve cam karışımı koruyucular konması olacak. Kamala Harris'in bu konudaki hassasiyeti oldukça fazla. O yüzden o kendi çevresine de bir koruyucu talep etti ama Mike Pence kendisini bir kutunun içinde hissetmek istemediği için böyle bir yola başvurmayacak. Adaylar ve moderatör arasındaki mesafe de artırılacak. Trump ve Biden arasındaki mesafe yaklaşık 2 metreydi, fitti. Bu 4 metreye kadar çıkarılacak. Yine adaylar tıpkı Trump ve Biden gibi tokalaşmayacaklar. Tabii tartışmadan önce her iki adaya da test yapılacak ve adayların enfekte olmadığı garanti altına alınacak. Utah Üniversitesi'nde tartışmanın yapılacağı salonda kura yoluyla belirlenen yaklaşık 100 öğrenci olacak ve eğer maskesini çıkaran olursa o da salondan çıkarılacak. Tüm bu önlemlerin alınması yönündeki talebin de Biden-Harris kampanyasından geldiği belirtiliyor. Utah eyaletindeki bu tartışma da tıpkı başkanlarınki gibi yerel saatte 9'da başlayacak ve 10.30'a kadar sürecek. Yani 1.5 saat boyunca yine nefesler tutulacak ve başkan yardımcısı adayları kendilerini anlatma fırsatı bulabilecekler bu süreçte. Kararsız seçmenleri etkilemeye çalışacaklar. Bu 1.5 saat boyunca 9 ayrı bölüm olacak ve her bir bölüme 10'ar dakika ayrılacak. Ana gündem maddesi ise tartışmasız koronavirüsü salgını olacak. Hem Trump'ın koronavirüsüne yakalanması nedeniyle hem de Pence'in Beyaz Saray koronavirüsüyle mücadele görev gücünün başındaki isim olduğu düşünülürse ağırlık bu konu üzerinde olacak. Bu tartışma başkan yardımcıları arasındaki tek tartışma olacak. Ama başkanları bekleyen iki tartışma daha var. 15 Ekim'de Florida Miami'de, 22 Ekim'de ise Tennessee Nashville'de. Ama 15 Ekim'deki tartışmanın akıbeti hala belli değil Serdar. Evet. Serhan da aynı konuya değinmişti. Özlem, sana bir de yardım paketini soralım. İki taraf arasında, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında görüşmeler devam ediyor. Nedir, olasılık var mı sence? Serdar, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Maliye Bakanı Steve Mnuchin bu yeni teşvik paketin çıkarılmasına yönelik müzakereler çerçevesinde dün bir saat süren bir telefon görüşmesi yapmıştı ve bugün de görüşme kararı almışlardı. Salgının ekonomi üzerinde neden olduğu hasarı gidermeye yönelik bu mali teşvik paketinin Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi hazır olup olmayacağı hala merak konusu. Dün de yayınımızda aktarmıştık, beklentiler hafta ortasına kadar bir uzlaşı sağlanması yönünde ama
Bu uzun soluklu bir müzakere turu oluyor. Pelosi ve Mnuchin teşvik paketinin onaylanması konusunda Ağustos ayı başından bu yana görüşmeleri sürdürüyorlar. Ve son bir haftadır da düzenli bir telefon trafiği sürdürüyor iki kilit isim. Her iki tarafta görüşmelerde ilerleme sağlandığını dile getiriyor ama demokratların 2.2 trilyon dolarlık teklifiyle Beyaz Saray tarafından desteklenen 1.6 trilyon dolar büyüklüğündeki mali paket arasında hala bir orta yol bulunmuş değil. Trump'ın tedavi gördüğü hastaneden her iki tarafa da anlaşmaya varmaları için çağrıda bulunmasına karşın Kongre'nin 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi bu taslağı hazırlayıp onaylaması için artık sadece 4 haftası var. Öte yandan Mnuchin tarafından kaleme alınan ve Beyaz Saray tarafından desteklenen bir anlaşmanın Cumhuriyetçi ağırlıklı senatodan onay alıp almayacağı da kesin değil. Dün harcama miktarını belirleme ve yazılı teklifleri birbirlerine verme konusunda bir saat süren bir telefon görüşmesi yapmışlardı ama bu da uzlaşı için yeterli olmadı. Pelosi'ye dün anlaşmaya bu hafta varılıp varılmayacağı soruldu ama Pelosi bunun cumhuriyetçilere bağlı olduğunu söyledi. Virüsü yenmeyi, kahramanlarımızı onurlandırmayı ve Amerikan halkının ceplerine bir anlamda para koymayı gerçekten isteyip istemediklerine bağlı dedi. İki taraf önümüzdeki günlerde anlaşmanın ana hatları konusunda ortak bir zeminde buluşsalar bile Kongre'nin yasa taslağını yazması, verilen bu aradan geri dönmesi ve taslağı onaylaması muhtemelen iki hafta alacak. Bu arada bu konuda yapılan bazı anketlerde var. Seçmenlerin %74'ü Senato'nun Anayasa Mahkemesi üyeliğine atama yapmadan önce bu teşvik paketinin Senato'dan geçmesini istiyor. Demokratların %88'i, bağımsızların %77'si ve Cumhuriyetçilerin %55'i bu görüşte. Paketin çıkmasını dört gözle bekleyenler arasında tabii ki öncelik işsiz kalanların, zira kalıcı olarak işsiz kalanların oranı bir hayli fazla oldu bu süreçte. Paketin içinde 1200 dolarlık bir seferlik ödeme ve Temmuz ayında sona eren 600 dolarlık haftalık işsizlik yardımı gibi maddeler dolayısıyla koronavirüs salgınından olumsuz etkilenenler ve işsiz kalanlar evet, için efendim, oldukça önemli bir adım olacak gibi görünüyor bu Serdar. Özlem Tınaz yine o da Amerika'nın gündeminde olan konuları bize aktardı. Türkiye'yi ilgilendiren bir konuyla devam ediyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye ile katılım müzakerelerine ilişkin 2020 yılının genişleme raporunu açıkladı. Raporda Türkiye'nin her geçen gün Avrupa Birliği'nden ve AB değerlerinden daha da uzaklaştığı ve giderek AB'ye üye olma şansını daha da azalttığı belirtiliyor. Hemen Arzu Çakır'a dönelim ve raporun ayrıntılarında neler var soralım Arzu. Serdar, bu raporlar giderek daha da sertleşmeye başlıyor. Avrupa Parlamentosu kararlarına benzer bir hal almaya başladı. Giderek Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaşmaya başladığı tespitlerini artık komisyon ve genişlemeden sorumlu komiserlikte yapmaya başladı. Oliver Varhelyi bugün Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Komitesi'nde genişleme ile ilgili yıllık raporlarını açıkladı. Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra artık 15 yıldır donma noktasına gelen Türkiye ile ilgili genişleme süreciyle ilgili raporunu da açıkladı. Yıllık raporu daha önce açıklanacaktı aslında bu rapor ama koronavirüsü nedeniyle bu tarihe ertelendi ve sonuçta rapor giderek sertleşen, üslubunun da sertleştiği, giderek artık Türkiye'nin üyelikten uzaklaştığı şeklinde tanımların da kullanıldığı raporda örneğin olağanüstü hal uygulaması, darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal uygulaması sona erse de bunun etkilerinin hala devam ettiği, bunun olumsuz etkilerinin hala devam ettiği vurgulandı. Demokrasi ve insan hakları konusunda, ifade özgürlüğü ve temel özgürlükler konusunda, özellikle de hukukun üstünlüğü konusunda çok ciddi gerilemeler yaşandığı dile getirildi. Gazetecilerin, politikacıların, muhalefet mensuplarının, HDP örnek verildi buna. HDP'li yerel yöneticilerin yine kayyum atanmasının seçim sonuçları ortadan kaldırdığı şeklinde eleştiriler getirildi. Özellikle Türkiye'nin gerileyen başlıkları içerisinde güçler ayrılığı ilkesine de artık giderek daha az saygı duyulduğu, devletin bir takım yasama, yürütme, yargı organları arasındaki ayrılık ilkesinin, güçler ayrılığı ilkesinin giderek daha da zedelendiği yolunda tespitlerde bulunuldu. Olumlu başlıklar
çok azdı. Varhelyi de bunu söyledi bugün. Rapordaki olumlu bölümler oldukça az. Bir tanesi göç bölümü. Örneğin Türkiye'nin dünyada 4 milyon göçmeni ağırlayarak dünyanın en büyük göçmen kampına ev sahipliği, en büyük göçmen topluluğuna ev sahipliği yaptığını, bunun takdir edilecek bir girişim olduğunu ve Avrupa Birliği olarak Türkiye ile bu konuda işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Ancak dış politika bölümü vardı ki dış politika biliyorsunuz 3-4 aydır oldukça hareketli. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında çok ciddi ayrışılan dosyalar vardı. Bunun gerekçesi olarak da Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atmak, Türkiye'nin tek taraflı operasyonlar yapması ve tek taraflı karar alarak Avrupa'nın stratejik ve enerji güvenliğini tehdit etmesi şeklinde eleştiriler vardı. Bu rapora yansıdı. Suriye, Libya, ardından Doğu Akdeniz, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle Türkiye'nin problemleri olduğu gibi rapora yansıdı. Ve bu tespitlerin ardından Varhelyi şunu söyledi. Genişlemeden ve komşuluktan sorumlu Avrupa Birliği komiseri raporda gerçekleri tarafsız bir şekilde sıraladık. Zira Varhelyi Türkiye ile artık bu donma noktasına gelen üyeliğe son verin çağrıları geldi. Varhelyi bu eleştirilere şu yanıtı verdi. Raporda gerçekleri tarafsız olarak sıraladık. Raporda olumlu görülebilecek pozitif çok az neden var. Eğer Türkiye bu konularda adım atma inisiyatifini sergilerse müzakereler yeniden hareketlenir. Aksi takdirde bu çok zor olacak. Ancak bu konudaki kararı üye devlet ve hükümet başkanları tarafı alacak. Bu bizim alacağımız bir karar değil. Ayrıca bir başka mercide Türk otoriteleri olacak dendi. Tabii dışişleri Türkiye'den, Türk dışişlerinden çok sert yanıt geldi. Dışişleri Yunanistan ve Rum kesiminin Avrupa Birliği'ni rehin aldığını ve onların görüşü çerçevesinde bu raporun yayınlandığını söyledi. Ancak son bir kelime belki Serdar. İlk kez başlık açılmıyor, başlık kapatılmıyor uzun süredir ve başlıklarla ilgili hiçbir öneri dahi yok. Açılması ya da açılanların kapatılması şeklinde oldukça sert, oldukça soğuk bir Türkiye raporu diyebiliriz. Evet, Arzu Çakır'a da teşekkür ediyoruz. 2020 ilerleme raporunun ne kadar olumsuz olduğunu Türkiye ile ilgili olarak bizlere özetledi. İyi çalışmalar Arzu ve böylece programımızın sonuna geldik. Amerikanınsesi.com internet adresimiz, buradan bütün haberlerimize ulaşabilirsiniz. Ben Serdar Cebe, herkese Başkent Washington'dan iyi akşamlar, sağlıkla kalın.